Keşif aracımız Alta-X ile evrenin bilinmeyenlerine doğru yola çıkıyoruz. Kozmik Rota başlıyor. Bu bölümde yaşamın kaynağı olan suyun dünyaya nasıl geldiğini birlikte inceleyeceğiz. Uzayın sonsuz karanlığında yaşamı içinde barındıran tek bir yuva var. Dünya. Bu eşsiz mavi gezegenimize rengini veren su sayesinde var. Suyu olan bir gezegende yaşadığımız için bu mucizevi sıvının varlığını çoğu zaman sıradan buluruz. Ama gerçek şu ki, su olmasaydı yaşam da olmazdı. Ve suyun dünyaya nasıl geldiği hala bilimin çözmeye çalıştığı en büyük gizemlerden biri. Hazır mısınız? O zaman gelin Alta-X ile bu gizemin izini birlikte sürelim. Dünyamızın yüzeyinin yaklaşık %70'i suyla kaplı. Suyun yapısına baktığımızda 2 hidrojen ve 1 oksijen atomundan oluşan bir moleküldür. Ama su yalnızca bir molekülden ibaret değildir. Yüzyıllar boyunca insanlık tarafından yaşamın özü, arınmanın kaynağı ve düşüncenin başlangıç noktası olarak görüldü. Antik Yunan filozofu Thales, evrendeki her şeyin temelini su olarak tanımlamıştı. Ona göre su, tüm varlığın ilk ilkesiydi, yani arke. İnsanlık uzun bir süre boyunca evreni 4 temel unsurla açıklamaya çalıştı. Hava, toprak, ateş ve su. Okyanuslar, göller, nehirler, bu yaşam dolu mavi katmanın ardında yatan suyun kaynağı neydi? Üstelik dünya ilk oluştuğunda bambaşka bir yerdi. Her yanı lavlarla kaplıydı. Dev yanardağlar durmadan patlıyor, gezegen adeta bir ateş topu gibi kavruluyordu. Peki o halde bu su nereden geldi? Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce bir yolculuk yapalım. Yeni doğmuş bir gezegenin yüzeyindeyiz. Ama bildiğimiz anlamda mavi, sakin ve canlı bir gezegen değil. Aksine burası adeta bir cehennem. Yüzeyi 2000 santigrat dereceye ulaşan lav okyanuslarıyla kaplı. Gökten taşlar yağıyor. Atmosfer yoğun ve zehirli gazlarla boğulmuş durumda. Güneşe oldukça yakın bir yörüngede dönüyor. Buzun, dolayısıyla suyun kalıcı olması mümkün değil. Bu koşullarda ne okyanuslar olabilir ne de bir damla su. Öyleyse bu su ne zaman ve nasıl geldi? Yoksa hep burada mıydı? Uzun yıllar boyunca bilim insanları dünyadaki suyun kaynağını gökyüzünde aradı. Kuyruklu yıldızlar ve su taşıyan asteroitlerin yaşam için gerekli olan bu sıvıyı dünyaya getirmiş olabileceğini öne sürdü. Özellikle karbonlu kondritler milyarlarca yıl önce dünyanın yüzeyine çarparak su bırakmış gibi görünüyor. Bu kayalardaki su, dünyadaki suyla şaşırtıcı derecede benzerlik gösteriyor. Bu benzerliğe baktığımızda yalnızca kimyasal değil, hidrojen izotopları arasındaki oranlar da neredeyse birebir örtüşüyor. Dünyamızın ilk dönemlerinde yaşanan gök cisimleri yağmuru, suyu beraberinde getirmiş olabilir. Yani belki de yaşamın ilk damlaları uzaydan geldi.
Altyazı M.K.